Peki, kornea ödeminde abin tane trabekütomi mümkün mü? Yani açı görüntülemesi yetersizse yapabilir miyiz diye sorduk kendi kendimize. Ve o sırada elimizde bulunan endooptics, endoskopik transfemoral trabekülotomi yapabileceğimizi düşündük. Endooptics aslında endoskopik siklofotokoagülasyon için üretilmiş bir cihaz. Ancak biz bunun endoskop kısmını açıyı görüntülemek için kullandık. Bir juvenil glokom olgusunda yaptık bunu. Gerçekten bu da yine ileri evre bir olguydu ve tansiyon maksimum antiglokom tedaviyle kullanabildiğim maksimum antiglokom tedaviyle 30 mm civa idi. Şimdi göreceksiniz sol tarafta mikroskop görüntüsünü, sağ tarafta da endoskop görüntüsünü göreceksiniz. İlk başta yapacağımız iş trabeküler ağa ulaşmak ve bir trabekülotomi yapmak. Trabekülotomiyi yaptığımız zaman görüyoruz ki bir miktar hemoraji olacağını şimdi göreceksiniz burada. Evet, yani şlem kanalına ulaştık ve kan reflüsünü gördük. Bu aslında iyi bir şey. Burada da ameliyat mikroskobundan görüyorsunuz. Ve forceps ile sütürü tutup şlem kanalının içine ilerleteceğiz. Buradaki temel problem ameliyat mikroskobuyla çalışmaya alışığız ve el göz koordinasyonumuz ona göre. Endoskop altında ekrana bakarak bu işlemi yapmak gerçekten belirli bir öğrenme eğrisi istiyor. Normalden daha uzun sürüyor cerrahi ve insan bir an önce normal cerrahiye geçmek istiyor. Ama bu olgu da normal cerrahiye geçilebilir çünkü açı kornea şeffaf. Ama biz zaten bunu acaba korneası ödemli olgularda yapabilir miyiz diye düşünerek yaptığımız bir cerrahi. Şimdi ikinci aşamada görüyorsunuz artık 360 derece dönmüşüz ve sütürü buradan almak istiyoruz. Gördüğünüz gibi leading uç burada birazcık parlama olmuş ama ameliyathanede görmek mümkün. Evet, sütürü tuttuk, aldık ve asistanımıza da dışarıdan sütürü tutup sütürün geride kalan ucunu tutup çekmesini istiyoruz nazikçe ve böylece 360 derece trabekülotomiyi endoskopik olarak gerçekleştirmiş oluyoruz. Burada bir durumu göstermek istiyorum. Bu kan reflüsü. Bu hemorajinin reflüsü çok hoşumuza giden bir şey. Kolektör kanallardan 360 derece reflü oluyor ve gerçekten bu olguda da sonuçta sonucun başarılı olduğunu görüyoruz. Sağ gözde postoperatif hiç hemoraji olmamasına rağmen sol gözde birinci gün olan bu hemoraji birinci haftada tamamen sıfırlandı. Ve 6. ay kontrolünde de ilaçsız tansiyonu düşüktü ama bir nöroprotektif etki için bir brimonidin kullanmaya başladık. Sonuçta özet olarak gut cerrahisinde teknik önemli ama görüntüleme daha önemli. Dolayısıyla direkt ve indirekt gonyoskopi becerisi ön planda. Ama diğer cerrahi yöntemler muhakkak hazırda olmalı. Gut cerrahisi her zaman gerçekleştirilemeyebiliyor. Açıda aşırı yapışıklıklar olabiliyor veya şlem kanalı içerisinde bilmediğimiz, görmediğimiz tıkanıklıklar olabiliyor. Dolayısıyla muhakkak abeksterno yöntemler veya diğer filtran cerrahiler hazırda olmalı. Yani onları yapamıyorken bu cerrahiyle başlamak çok uygun değil. Ve açının görüntülenebildiği tüm olgularda ilk cerrahi olarak kullanıma uygun olduğunu belirtmek isterim. Çok teşekkürler.